Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir süreden beri Gazzelilerin Afrin'e yerleştirilip yerleştirilmediğine dair bir tartışma var. Bana da çok soranlar oldu. Orada savaş devam ediyor. Henüz bir göç söz konusu değil. İnsanlar Gazze'den çıkmış değil. Hele hele Hamaslar savaşa devam ediyor haliyle. Afrin'e Türkiye üzerinden Gazzelilerin yerleştirildiği haberi nereden çıktı? Bu tartışma nereden kaynaklanıyor? Biraz bunu konuşmak istiyorum. Bana da çok soranlar oldu hem bu yayın sırasında hem de farklı mesaj yollarıyla bir takım sorular geldi. O yüzden bu programı yapma gereği duydum. Ayrıca Gazete Duvar'da etraflıca bir yazıda yazdım. Dileyen o yazıya bakabilir. Ee, nereden çıktı derken, tabii ki Filistinlerin Afrin'de olması biraz geçmişi olan bir mesele ama şimdi savaş var, gaziler ya da Filistinler, Filistin'deki Filistinler e, bu bu meselenin neresinde? Ee, Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin internet sitesi e, Lekolin.org bir iddiayı ortaya attı. 15 Kasım'da ve 30 Kasım'da iki Haberle karşımıza çıktı bu mesele. Ee, i̇ddiada 19 Ekim 2023 tarihinde Türkiye'nin Kuveyt, Katar, Müslüman kardeşler ve Hamas'la koordineli bir şekilde Filistinli aileleri Cinderes'e yerleştirdiği iddia edildi. Daha sonra e, bir başka iddia 15 Kasım'da yine Cinderese bağlı Celeme köyünde MIT'in denetiminde 4000'den fazla çadır ve konutun inşa edildiği öne sürüldü ve buralara da e, Filistinli ailelerin yerleştirildiği iddia edildi. Bir başka iddiada da e, Kasım ayının ikinci haftasında işte Türkiye'den 75 Filistinli ailenin Afrin'e sokuldu. Buradan da Cinderese bağlı Der Belot kampına yerleştirildiği söylendi. Ek olarak %150'den fazla da çadır yapılmış. Burada enteresan bir şekilde haberde MIT'in, Mossad'ın, Hamas'ın, Türkiye'nin, Kuveyt'in, Katar'ın birlikte çalıştığı öne sürülüyor. Haliyle bu haberin tutarlılığını biraz öldüren bir durum. Yani bu iddialar tek tek üzerinde durmayacağım. Çünkü hani bir bakıma çok ciddiye almam gerekmiyor ama bunlar çok sirküle edildi. Farklı dillere çevrildi. O yüzden de üzerinde durmak gerekti ve bu bu işin perde arkasında ne var? Bu tartışmanın etraflıca konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bana da çok soru geldi. 14 Aralık'ta Havar Haber Ajansı yani ANHA ee, bu konuyu yeniden gündeme getirdi. Türkiye'nin kirli planı binlerce Hamas'la Afrin El Baba yerleştirildi başlığını kullandı. 20 Ekim'den itibaren bu akışın olduğunu iddia ediyor haberde ve 250 bin Gazzelinin eee Türkiye'ye, Kıbrıs'a ve e, işte Afrin'e yerleştirileceğine dair iddia burada dillendiriliyor. 17 Kasım'da 75 ailenin Şiye ilçesine bağlı, bu Şiye dediğimiz Şehadid, buraya bağlı Çegele, Cume köyündeki kamplara yerleştirildiği belirtiliyor. Burada işte Mossad'ın yönettiği ya da Mossad'ın güdümünde Onurlu Yaşam Derneği'nin, Beyaz Eller ve İHA'nın işin içerisinde olduğu vurgulanıyor. Şimdi bunu tabii ki ben sordum. Kimlere sordum? Hem Filistinli kaynaklara sordum. Hem de Afrin'den tanıdığım iki kişiye sordum. Biri gazeteci, biri de özel yönetimde yönetici. 2018'de Afrin'i terk ettiler ama bölgeyle birebir günlük iletişimi olan insanlar. ikisi de bunu teyit etmedi. Birisi açıkça bana şöyle bir yanıt verdi. Bu bilgilerin yanlış olduğunu teyit edebilirim. Gazze'den Afrin'e kimse gelmedi tamamen yalan haber. Bunu söyleyen Kürt kaynak. Diğeri de bu haberleri teyit edebilecek bilgiye sahip değilim dedi. Filistin kaynakların söylediği şey ise henüz Türkiye'ye bir göç akışı yok olmadı, sadece e, yaralılar ve onlara refakat eden e, insanlar geldiler. Bunlar hastanelerde bir göç akışı olmadığı gibi Türkiye'ye Afrin'e bir geçiş de söz konusu değil. Filistinli kaynakların bana söylediği bu. Şimdi e, Afrin'e yerleştirilmiş Filistinliler var. Bunlar yeni değil, bunlar 2018'de Zeytin Dalı Hareketi sonrasında bölgenin nüfusunu ya da demografisini değiştirecek bir müdahale çerçevesinde pek çok Suriye'nin pek çok yerinden getirilen yerleştirilen insanlar olduğu gibi bazı Filistinler de yerleştirildi. Ama bu Filistinler Filistinden güncel herhangi bir nedenle gelmiş Filistinler değil. Bunlar 1948 ve 67'de sürülmüş Filistinliler. Bunlar Suriye'de 12 kampta yaşıyorlar. 2011 sonrası bu kamplar da çatışmalara dahil oldu, etkilendiler ve bir kısmı yerlerinden oldu. Tabii ki Suriye'deki Filistinler ki bunların sayısı Birleşmiş Milletler'e göre 550 bin civarındaydı. 120 bini ülke dışına çıkmak durumunda kaldı. İşte 438 bin mülteci hala Suriye'de olduğu düşünülüyor. Bunların bir kısmı sayıları 7500 civarında bunlar da Türkiye'nin kontrol ettiği Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere geldiler. Birazcık İslamcı örgütlerle bağlantılı olanlar geldi diyebiliriz. Çünkü işte Suriye'deki Suriyeli mültecilerin önemli bir kısmı, ezici çoğunluğu yönetimden yana tutum sergilediler. sonuçta misafirler ve Suriye onlara kucak açmış haliyle bu konularda özellikle isyan sürecinde daha dikkatli oldular diyebiliriz. Hatta Suriye mesela Kudüs gücü, Fetih gücü gibi bir takım böyle yapılar Suriye yönetiminden yana da işte çatışmalarda yer aldılar. Bunlar bir background bilgisi olarak size aktarayım. Şimdi bu, bu kişiler tabii ki İdlib, e, Azaz, Afrin, e, Elbap gibi e, pek çok yere dağıldılar. E, peki ne kadarı e, geldi şeye? E, işte Afrin'e yerleştirildi. Ne, bunlar, bunlarla ilgili bir takım rakamlar var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir kere bunların geldikleri yerler, özellikle e, Şam Kırsalı'ndaki Yarmuk Kampı burası 12 Filistin kampının en büyüğü hatta Filistinli kampların başkenti diyebiliriz. Bunun dışında Humus'ta, Dera'da ve Halep'teki kamplardan geldiler. 2020'de Kuzey Suriye'deki Filistin mültecileri için sivil belgeleme merkezi gelenlerin sayısını 7500 olarak verdi. Merkeze göre yerinden edilmiş 1400 ile 1500 arasında aile var ve bunların 400'ü İdlib'e, 150'si Azize, 120'si El Baba, 500'ü Afrin'e yerleştirildi. Afrin'de özellikle Deir Balut ve Muhammediye ya da Mahmudiye diye bilinen kampa yerleştirildiler. Bu iki yer yani Deir Balut ile Mahmudiye e, 2021'deydi yanılmıyorsam bir birkaç gösteriyle böyle kendilerini gösterdiler. E, nedeni de su yok, elektrik yok, e, ekmek yok e, ve e, ilgilenen yok. Bu yüzden de bu Filistinliler burada gösteriler yapınca birazcık bunların farkına varı verdik. Bunun dışında, bunun bu dışında e, o zaman yine bir rakam var. Onu da paylaşayım. Pardon. E, Kuzey Suriye'de Filistin Mülteciler Derneği Başkanı Sayır Ebu Şarh 22 Ekim 2023'te bir açıklama yaptı. Bu da Suriye Haber Ajansı'nda yayınlandı. Oradaki açıklamaya göre Filistinli mülteciler, dediğim gibi bunlar Filistin'den bugün gelmiş mülteciler değil, Suriye'de onlarca yıldır yaşayan mülteciler. Savaş sırasında pek çok Arap, Kürt, işte Türkmen, Çerkes, pek çok halktan insanlar yerlerinden edildiler. 3-3 milyon ile 5,5 milyon hatta 6 milyon arasında insan yerinden oldu, yer değiştirdi. Bunlar mülteciler dışarıya giden mülteciler değil, içeride yerinden olan insanlardan bahsediyoruz. Sayılar dediğim gibi 3,5 milyonla 5,5-6 milyon arasında veriliyordu. Şimdi e, Filistinlere gelince bu sözünü ettiğim derneğin başkanı Sayır Ebu Şar, diyor ki Azez, Afrin, Atme, Kille, Sarmada ve İdlib'e dağılan Filistinli ailelerin sayısı 1630. Bu 2022 Ekim'inde pardon 2023 Ekim'inde verilmiş bir rakam. Peki burada asıl üzerinde durulan ve tartışmayı körükleyen şey Filistinlilerin Afrin'e yerleşirken bu burada yapılan yerleşimlerle ilgili olarak Filistin bağ. Birkaç tane dernek, yani İsrail merkezli dernekler bunlar daha doğrusu. Bunlar e, Afrin ve diğer bölgelerde e, konut işine girmiş durumdalar. Bunlar finanse ediyorlar daha çok. Bunların başında gelen derneklerden birkaçını anlatmak istiyorum. İhsan ve Vefa Derneği, Vefa El Muhsinin bu dernek ilk olarak Cübü kuzeyinde Kafr Safra da, bir dağ eteğinde bir yerleşim inşa etti ve 1 Eylül 2022'de biz bunun haberini aldık. Yerleşimin adı El Zaim, 250 konut, bir okul, cami ve dükkanlar dükkanlardan oluşuyor. İlk aşamada ilk aşamada 28 Ağustos 2022'de konutlar teslim edilmiş. 34 konut teslim edilmiş ve Şam'daki evlerinden edilen Filistinliler ile diğer Suriyeli Araplar yerleştirilmiş. İkinci aşamada da 84 konutun yapılacağı açıklandı bu ikinci aşamadaki finansmanın da ummandan geleceği söylendi o dönemden bahsediyorum yani 2022'deki gelen haberden bahsediyorum bu İhsan ve vefa Derneğinin bir başka projesi bir başka yani birkaç tane projesi var birisi Mahmudiye'de 50 konutluk bir proje ondan sonra Şimdi bu proje, bu projeler neyse yürütülüyor. Fakat burada mesela işte ilk projenin 34 konutlu ilk projenin finansmanının Elzaim köyündeki insanlar tarafından sağlandığı belirtiliyor. Çok garip. Bu Doğu Kudüs'te, daha doğrusu Doğu Kudüs'te 3 kilometre mesafede Batı Şeria tarafında bir köy ve bu, bu köyün nüfusuna baktım. 6000 civarında bir nüfusu var. Yani buradan bu derneğin buradan e, bir finansman sağlaması bana biraz şüpheli geldi daha doğrusu. Şimdi tabii ki bunların arkasında arkasında e, Körfez e, Körfez bağlantılı bağışçılar ya da Körfez'deki kurumlar var. Özellikle Kuveyt, Umman Ondan sonra Katar bağlantılı bir takım e, hayır kurumları vesaire bu bu işleri finanse ediyorlar. Bu İhsan ve Vefa Derneği e, aslında İstanbul'da kayıtlı bir dernek ve başkanı da Filistinli Abdullah Muhammed El Astal. Yani Filistin bağı bunun e, burada. 1948 Filistinlerinden bahsediyoruz yani İsrail içerisindeki Filistinlerden bahsediyoruz Gazze ile ya da Batı Şeria ile alakası yok Haliyle Filistin yönetimiyle de bir alakası yok bunların doğrudan İsrail'den söz ediyoruz şimdi daha öne çıkan ikinci bir dernek bu da bu da enteresan o da Onurlu Yaşam Derneği Cemiyetül Aşk Bi Kerame bu dernek Ezidi köyü Şadare'nin güneyinde bir yere konut inşa etti. 4 Ekim 2021'de 25 konutluk pardon 96 konutluk ilk bölüm tamamlandı. 22 Mart 2022'de de 125 konutluk ikinci etap tamamlandı. Evler 45 metrekarelik eee binalar olarak aktarılıyor. Şimdi burada 10 bin metrekarelik bir arazi üzerine kurulmuş bu konut ve arazi Ziyad Habib adlı kişinin buna bunun zorla arazinin zorla satın alındığına dair de bir takım bilgiler var. Bunun dışında devam edelim. Şimdi bu onurlu yaşamın ayrıca Şadare'nin yine Şadare'nin yakınlarında Um Umtuba adı verilen bir başka konut projesi var. 40 ile farklı kaynaklara göre 40 ile 60 konuttan oluşuyor ve bu konutlar da 8 Mayıs 2023'te tamamlanmış. Yani son derece yeni. Bu onurlu yaşamın bir başka projesi Afrin'in 33 kilometre batısında Marate köyünün eteklerinde 10 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş ve yüze yakın konuttan bahsediliyor. Burada enteresan olan şey şu, bu Onurlu Yaşam Derneği İsrail'de kurulu Tira kentinde kayıtlı ve bağışlar İsrail'in ikinci büyük bankası. E, Hapolayim Bank üzerinden yani Tira şubesinin şubesinde açılmış hesaplara toplanıyor. E, bunun dışında dış bağlantısı dikkat çekici Katar merkezli Katar El Hayriye, Kuveyt merkezli Zekat evi ve Uluslararası Rahmet e, kuruluşu e, finansman olarak bu derneğin işbirliği yaptı ya da çalıştığı finansman e, e, kuruluşlar olarak öne çıkıyor. Bunun dışında bir de Ejnadi'n var. Bunlarda Doğu Kudüs merkezli olduğu anlaşılıyor. Mabatliye bağlı Şitka'da ya da Şirkan diye de bilinen yer burası. Burada 50 konutluk bir yerleşim merkezi yapılmış. 4 Ocak 2023'te tamamlanmış. 4 hektarlık bir araziye yapılmış. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin aktardığı bir bilgi var. Buradaki yerleşim yani Şitka'daki yerleşim birimi için Ahrar el Şarkı'ya öne çıkıyor ve bu örgüt 280 zeytin ağacını kesmiş. Ya da hepsi zeytin ağacı olmayabilir fakat burada yani zeytin ağacı diye geçiyor. Buradaki projede de 200 prefabrik konut söz konusu imiş. Bunun dışında toparlarsak Kürt kaynaklar aktarıyor. 2018'den bu yana Afrin'deki yerleşimlerin sayısı genel. Yani Filistinlilerin yaptığı değil, genel yerleşimin sayısı 19 Cinderes'te 4, Şeyh Hadid Şeravar Şerran Bülbül'de 3, 3'er, Raco'da 2 Afrin'in batısında bir yerleşim merkezi kurulmuş. Şimdi bu tabii tepkilere de neden oldu. Bu nedenle mesela Erbil'de Filistin Başkonsolosu bir açıklama yaptı ve bu yerleşim kelimesinin bile kendilerini dehşete düşürdüğünü söyledi. Bunun dışında mesela Ray El Yağım'da bir yazı çıktı. Doktor Hayyem El Zubi yazdı. Bu burada açıkçası Türkiye'yi, İsrail'i Siyonist bir kardeşlikle suçluyor, bir komplo peşinde koşmakla suçluyor. Fakat tekrar altını çizerek vurgulayalım. Buraya yerleştirilen Filistinler, bugün Filistin ya da İsrail sınırlarındaki Filistinler değil ya da Gazze'dekiler ya da Batı Şeria'dekiler değil. Bunlar Suriye'de savaş sırasında, çatışmalar sırasında yerlerinden edilmiş Filistinliler. Sayıları e, sayılarda az önce söylediğim gibi Kuzeye geçmiş yani Baap, Azez, İdlib, Afrin dahil kuzeye geçmiş Filistinli ailelerin sayısı 1630 toplamından bahsediyoruz. Bu yapılan evlerin hepsine Filistinler yerleştirilmedi. Filistinler yerleştirildiği evlerin sayısını da az önce söyledim. İşte 500 500 aile olarak pardon 500 civarında olduğu söyleniyor. Şimdi devam edelim. Ama bu tabi yani çok enteresan bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Çok temelde şunu vurgulamak lazım. Burada hani birilerin çıkarları çakışıyor. Yani Türkiye elbette sadece Afrin değil, e, Zeytin Dalı, Fırat e, Kalkanı ve Barış Pınarı hareketleriyle kontrol ettiği alanlar başta olmak üzere bütün Suriye'nin kuzeyini böyle bir şerit halinde... E, kontrol etmek istiyor. Burada Kürt nüfusuna yönelik olarak demografik bir müdahaleyi de hedefliyor. Şimdi Afrin bu, burada bir laboratuvar gibi adeta ve buraya bir takım insanlar yerleştirildi. Her şeyden önce burayı kontrol eden örgütler kendi aileleriyle birlikte bölgeye yerleştiler. Şimdi bölgeye yaklaşımda çok temelde çok çarpık bir şey var. Yani kontrol etmenin ötesinde bir yağma politikası güdüldü. Yani bir ganimet siyaseti aslında öyle diyebiliriz. Şimdi önce dükkanlar, işyerleri, konutlar, yani konutlar işgal edildi. Dükkanlar yağmalandı. zeytin ağaçları kesildi, ormanlar yağmalandı. Zeytin üreticileri, sabun üreticileri vesaire bütün Bunlar haraca bağlandı. İnsanlar fidye için kaçırıldılar ve bunlar hepsi dokunmaz bir şekilde yapıldı. Yani burayı işgal eden örgütler, Türkiye'nin güdümündeki örgütler adeta ekonomik olarak da Afrin'in altını üstünü, üstüne getirdiler. Zaten kendi aralarındaki çatışmalar vesaire de bu işte bölüşüm kavgasından kaynaklanıyor. Daha sonra Aileleri getirildi. Ancak işte hani resmi olarak yapılan açıklamalara bakılırsa bu ele geçirilmiş. yani Afrinlerin ev, e, ellerinden alınmış evlere yerleştirilmiş olan aileleri işte başka yerlere yeni yapılan konutlara taşıma gibi bir plan geliştiriliyor. Bu, 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 bu nedenle de çok sayıda yerde işte araziler çevriliyor ya da el konuluyor ya da işgal ediliyor ve buralara konutlar yapılıyor. Bununla ilgili Adalet ve Hakikat için Suriyeliler diye bir sivil örgüt var. Batılıların finanse ettiği bir örgüt. Bunlar bir rapor hazırladılar 2022 Haziran'ında yayınlandı bu rapor. Bu rapor yerelde işte örgüt üyeleriyle ya da arazi sahipleri ya da işte bir takım yetkililerle yapılan görüşmelerden yola çıkılarak hazırlanıyor bu rapor. Bu raporda denilen şey şu. Bir kere örgütler söz sahibi, örgütler nerede ne yapılacağına dair bir karar oluşturuyorlar. Planlar, projeler, onay makamı tamamen Hatay Valiliği, Hatay Valisi'nin onayı olmadan hiçbir şey yapılamıyor. Ama bu onaylar böyle kağıt üzerinde resmiyete asle ve asla vasla dökülmüyor. Burada Yerel idare Meclisi, Afrin Yerel İdare Meclisi bu işte Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra oluşturuldu. Yereldeki işleri idare etmek için vesaire bu örgütlerin başı bozukluğuna güya son, vermek için bugün bu saate kadar hiç asla son olmadı tabi. Bu yerel e, idare Meclisi imtiyazları düzenliyor, belgeler veriyor, yani ruhsat veriyor vesaire. Bu binalar. İşte bir takım işin içerisinde örgütler var, işin içerisinde bir takım inşaat firmaları var ve de işte böyle dışarıdan gelen yerelde de ortakları olan Türkiye'de de pek çok örgütle bağlantılı olan örgüt dediğim yani sivil kurumlarla bağlantılı olan ya da Afat'la Kızılay'la vesaire bağlantılı olan pek çok uluslararası yardım örgütü finansman olarak devreye giriyor. Buralarda evler yapılıyor. Peki kime geliyor bu evler? Öncelikli olarak milis güçlerinin ailelerine, aktif ya da eskiden milis gücü olanlara gidiyor. Az bir kısmı da sivillere veriliyor. Tabi burada belirleyici olan oradaki hakim olan güçler. Mesela bir tanesi bir yani üzerinde özellikle durulan bu sözüne ettiğim Adalet ve Hakikat için Suriyeliler adlı örgütün üzerinde özellikle durduğu Cebel-el Şimdi burası işte Kürt Dağı'nın uzantısı olan bir yer ve burası kritik bir yer. Burası özellikle seçiliyor. Çok sayıda konut burada inşa ediliyor. Buranın bir özelliği var. Bir, burada yani birkaç tane örgüt etkili. En 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 başında e, Cephetü Şamiye ve ikinci planda da Hamza Tümeni burada çok belirleyici. Ama cebel Cebele Ehlem'deki konut hamlelerinde ee, daha doğrusu ganimetçi diyebileceğimiz Hani e, ganimet başı diyebileceğimiz 9 e, tane örgüt var. Bunların başını da cephetü i Şamiye ve Hamza Tümeni çekiyor. Bunlar belirleyici. Şimdi burası, burada e, dediğim gibi kuvvetten ve başka körfez ülkelerinden finansörler öne çıkıyor. 400 metrekarelik alana konutlar yapılıyor. Gayet büyük ve e, işte baktığımız zaman bu rapordan çıkardığım sonuç yaklaşık olarak %70-75'i milislerin ailelerine gidiyor. Geri kalanlar da sivillere bir şekilde dağıtılıyor vesaire. Burada araziyi özelleştirme, arazi verme mümkün değil. Sadece konutla ilgili imtiyazların düzenlendiğini anlıyoruz. Burada son derece sorunlu bir durum var. Bir işgal hukuku bile Yürürlükte değil aslında. Her şey fiili bir durum. Ee, ve Türkiye'de bunun birinci dereceli sorumlusu fakat Türkiye resmi olarak bu işlerde e, herhangi bir şekilde imzasını, mührünü bulundurmuyor. Her şey oradaki yerelde yapılıyor ama sorumlu. Aslında Aslında yetkiyi veren, emri veren ya da izni veren makam belli. Böyle bir e, çark diyelim. Yani ganimet çarkı Afrin'de devam ediyor ve bir taraftan da işte bir nüfus transferi söz konusu. En başta dediğim gibi örgütler. Şimdi İdlib'e vesaire çok iyi alırlar. Fakat o bölgelerde çatışmalar biraz daha fazla olduğu için, daha doğrusu çatışmalar çok bitmediği için Afrin birazcık daha istikrarlı bölge. Ve oraya birazcık daha fazla rağbetin olduğunu söyleyebiliriz. Bunun, bunun bir demografiye müdahale olduğunu kabul etmemiz lazım, görmemiz lazım. Sonuçta 2018'de Afrin'den çıkan Kürtler, e, dönenler oldu ama e, hepsi dönemedi. E, birçoğun için dönmek tehlikeli. Ne olacağını bilmiyorlar. E, i̇şte evlerin evleri başkaları tarafından işgal edildi. Araziler görüyorsunuz tarihi eserler dahil pek çok şey yağmalandı. Yağmalanmaya devam ediyor. Burada savaş ağları var. Böyle parsel parsel Afrin'de e, günlerini gün ediyorlar. Şimdi buradan bir düşmanlık üretiliyor. Yani Filistin Filistin dosyasının buradan açılması çok çok tehlikeli. Sonuç itibariyle Kürtler ile Filistin meselesi arasında bir 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 bir, bir çelişki yaratılıyor ve bu çelişkinin en fazla yaralanan tarafı İsrail olacaktır. Bunu da vurgulamak lazım. Esasen bu çelişkiyi 7 Ekim sonrasındaki bütün tartışmalarda verilen tepkilere yansımış olarak görüyoruz. Bu da önemli bir noktadır. Burada elbette bu çelişkiden Erdoğan yönetimi de faydalanacaktır ya da faydalanıyor. Çünkü Filistin'i hak etmediği bir şekilde yani Erdoğan hak etmiyor bunu Filistinler değil Erdoğan kullandı, istismar etti, hala istismar etmeye devam ediyor. İsrail'le ticaret, İsrail'le bütün ilişkiler olduğu gibi sürerken Filistin'e güya bayraktarlık yapıyor ama bir taraftan da Afrin'de böylesi bir Filistin başlığı açılarak aslında e, Kürtlerle, e, Filistinler arasında bir e, çatışmaya ya da gerilime e, neden oluyor. Bu, bu, Bu çok ciddi anlamda yapılmış bir kötülük ve haksızlık olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Ee, elbette e, yani bu, bu işin geçmişi de var, bunu da e, görmek lazım, görüyoruz. Ama bur, buradaki e, yaratılan e, hani bu anormallik diyelim e, hem Erdoğan'ın e, Suriye'nin kuzeyinde yapmaya çalıştığı ya da amaçladığı birtakım e, planlara hizmet ediyor hem de e, İsrail açısından kullanışlı bir takım sorunlar e, yaratıyor Bunlar kullanışlı sorunlar olarak görülmeli diye düşünüyorum e, Bu konu e, hani oldukça böyle nazik bir konu e, onu söyleyeyim e, ama e, bu konu e, bir şekilde yanlış seminlerde de tartışılıyor e, Sanki yani bu, buradaki, olup bitenlerin Hamasta bir bağlantısı varmış gibi bir imaj yaratıldı Bu da doğru değil e, sanki Gazze'den birileri çıkmış Türkiye'ye gelmiş ve buradan da Afrine yerleştirilmiş gibi bir e, işte görüntü oluşturuluyor Bu da doğru değil ha potansiyel olarak potansiyel olarak bu olabilir mi olmaz demiyorum e, yani Erdoğan'ın kafasındaki e, güvenli şerit planı hala ne Yer yerinde duruyor. Fırsat buldukça bunu yapmak isteyecektir. Bunun için de e, Arapları, Türkmenleri ya da başka nüfus unsurlarını bölgeye yerleştirme e, amacı güdüyor. Bu sır da değil. Bunu söylüyor. Yani buralarda şehirler kuralım diyor. Zaten pek çok yerde kurulan şehirler ya da konutlar baktığımız zaman e, bir, bir bir başka ülkenin, Başka ülke, bu ülkenin hükümeti yetkilileri, bu, bu hükümetin egemenlik halkları devre dışı bırakılarak orada tasarruf yapılıyor. E, bu zaten başı başına e, izahı mümkün olmayan bir durum. Türkiye bununla yüzleşecek bir şekilde. E, bunun dışında e, hani e, şunu söylemek lazım, Gaziler e, şu anda ölüyorlar ve Gazi'yi terk etmiyorlar. Yani Sina'ya gönderilmeleri yönündeki İsrail'in açık işte planı var. Bunun için belki destek arayışı da oldu ama Gazzeliler Gazze'yi terk etmemek için ölmeyi tercih ettiler. Buna dünya görüyor. Çok ağır bedeller ödüyorlar. Durum tablo buyken ki Mısır'da, Ürdün'de bu konu bu konuyu çok ciddi bir şekilde hani bir savaş nedeni sayabilecek noktada ele aldı. E, Hani tablo buyken hani gazeteler Erdoğan tarafından Afrine yerleştiriliyor şeklinde bir e, iddiayı büyütmenin de e, doğru ve dürüst bir e, gazetecilik olma, olmayacağını e, söylemek istiyorum. E, şimdilik bu kadar e, aktaracaklarım bana e, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.